Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla liseler arası Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışması tur eşleşmeleri Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 15-21 Aralık tarihleri arasında bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmaya Aksaray Merkez ve Ağaçören Güzelyurt ilçesinden iki okul dahil 16 liseden her okulu 3 asil 1 yedek olmak üzere toplamda 4 öğrenci temsil etti. Bir ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çağdaş ülkelere yetiştirme durumudur diyor Türk Dil Kurumu kalkınmanın tanımında. İşte Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler derken bahsettiği şey tam da bu tanıma eşdeğerdir. Birinci grupta münazaralara Kamber Demir Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi'nin ünlüler rol model olarak faydalıdır, zararlıdır konusuyla karşı karşıya geldi. Kamber Demir Anadolu Lisesi üst tura çıktı. İkinci grup Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, teknoloji insanları mutlu eder konusuyla Şehit Önder Güzel İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'ni geride bırakmayı başardı. Üçüncü grup ise Şehit Ali Er Anadolu Lisesi ile Yenikent Anadolu Lisesi sosyal medyanın faydalarını münazara ederken adını üst tura yazdıran okul Şehit Ali Er Anadolu Lisesi oldu. Bu yılın belki de en çekişmeli münazarasında Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yunus Emre Anadolu Lisesi karşı karşıya geldiler. Kalkınmada nüfus oranının etkisi tartışılırken izleyenlerin de coşkusunun eklenmesiyle grup elemelerinin en heyecanlı programı ortaya çıktı. Taraflı tarafsız herkes izledikleri performansların final programına layık olduğu konusunda hemfikir oldu. Yunus Emre Anadolu Lisesi tecrübesiyle tur atlayan taraf oldu. Ulurmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güzelyurt Anadolu Liseleri GDO'lu gıdaları tartışırken centilmenliğin kazandığı münazarada Ulurmak Lisesi üst tura yükseldi. Fen ve sosyal bilimlerin tartışıldığı oturumda ise Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi ile Ağaçören Anadolu Lisesi kıyasıya bir rekabet örneği sergiledi. Puanların çok yakın olduğu karşılaşmada ipi Fen Lisesi göğüslerken Ağaçören'den gelen öğrenciler göz doldurdular ve herkesin takdirini kazandılar. Hazım Kulak Anadolu Lisesi ve Somuncu Baba Anadolu Lisesi bilgi insanı özgürleştirir, kısıtlar tezini tartıştılar. Tur atlayan okul Hazım Kulak Anadolu Lisesi oldu. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Hazım Kulak Anadolu Lisesi projesi kapsamında yapılan Haydi Konuş Bakalım adlı münazara yarışmasında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal öğrencileri yalnız bırakmadı. Aynı müdürümün dediği gibi bir oraya gittik bir buraya gittik. Acaba dedik hangisi doğru, hangisi gerçek ama öyle güzel sundunuz ki, öyle güzel anlattınız ki ben sizleri canı yürekten tebrik etmek istiyorum. Kısa bir aradan sonra münazaralara çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edilecek. Çeyrek finaller Mart 2018, finaller ise Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Küçük yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarımızın durumu ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bir kadın düşünün ki küçük yaşta evlilik yapmış ve yaşadığı sıkıntılar sonucunda yılmayarak hayatta kendisini yetiştirerek Aksaray'da tek kadın köy muhtarı olmayı başarmış. Köy muhtarı olduktan sonra bu kahraman kadın küçük yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarına el uzatarak eğitimlerine katkı sağlamış. Şehriban Yentür'ün hikayesi geliyor. Aksaray'ın tek kadın köy muhtarı 62 yaşındaki Şehriban Yentür, kız çocuklarını eğitime kazandırarak köyde kendisinin de yaşadığı küçük yaşta evlilik sorununun bitmesini sağladı. Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde henüz 14 yaşındayken evlenen ve 3 kızı olan Yentür, 1975 yılında eşiyle beraber kızlarını okutabilmek için İstanbul'a yerleşti. Çocuklarını burada okutarak meslek sahibi yapan Yentür, eşinin emekliye ayrılmasının ardından köyüne döndü. Kızılkaya'ya yerleşen Şehriban Yentür, 2009 yılındaki yerel seçimlerde aday olduğu köy muhtarlığı seçimini kazanarak göreve başladı.
Muhtar olduktan sonra kız çocuklarının eğitimiyle ilgili çalışma başlatan Yentür, kızlarını okula göndermeyen aileleri ikna ederek çocukların okulla buluşmasını sağladı. Bizim zamanımızda pek okula gidemiyordum. Zorla zorla gittik. 5. sınıfı zor bitirdim. Çünkü neden? Kız çocuklarını o dönemde pek okutmuyorlardı. Ben kendim çatal zorluyum. Sonra eşimle evlendim. 70'te 14 yaşında evlendirdiler. Onun sıkıntısını da ayrı bir yaşadım. Köyde de bir ayrı sıkıntı yaşadım. 3 tane kızım oldu. Önceden İstanbul'a gitmeden. Sırf çocuklarım okusun diye gittim. Zaten burada da bir şeyimiz yoktu. Öyle geçim kaynağımız da zayıftı. Allah'a şükürler olsun. Okudular orada. Meslek sahibi oldular. Öğretmen oldular. Sporcu oldular. Geldiğimde kız çocuklarımız azınlıktı. Öğrencilerimiz. Anneleriyle görüştük bazılarıyla. Çocukların okumasını istedim. Yani kız çocukların özellikle okumasını istedim. Sağ olsunlar anneler de dinledi, çocuklar da dinledi. Okuyorlar. Öncekinden çok iyi, çok çok iyi. O zaman diyelim örneğin 10 tane çocuk kazandıysa şimdi 50-60 tane çocuk kazanıyor kız çocuğumuz. Halen Aksaray'ın tek kadın köy muhtarı olan ve görevini 2 dönemdir sürdüren Yentür, kız çocuklarını eğitime kazandırarak daha önce köyün en büyük sorunu olan küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesine katkı sağlıyor. Köyümüzde erken evlenmeler olmuyor. En azından okuyorlar. Okudukları için erken de evlenmiyorlar. Öyle bir tevşik de yok. Anne baba da destek oluyor konuda. Erken çocuklarını evlendirmiyor. Kız çocuklarımız ezilmesin. İyi bir yere varsın. Zamanı gelince hepsi evlenirler. Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Kutlisi Bakar ve Genç Önder İl Başkanı Ebu Bekir Demir, 24 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan sabah namazı buluşmalarında Kudüs için duaya etkinliğine davette bulundular. Annem, babam ve ben camideyim. Aynı safı paylaşanlar Kudüs için duaya sabah namazı buluşması 24 Aralık Pazar günü Ulu Cami'nde gerçekleştirilecek. 24 Aralık 2017 Pazar günü sabah namazı programımız vardır. Bu programı Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği, Genç Önder İmam Hatipler Derneği ve belediyemizin katkılarıyla gerçekleştireceğiz. İnşallah sabah namazında hedefimiz Ulu Cami'yi doldurmak. Çoluk çocuk demeden anneler, babalar, nineler, dedeler hepinizi 24 Aralık 2017 Pazar günü sabah namazına Ulu Cami'ye davet ediyoruz inşallah. Burada belediyemizin çorba ikramı olacak. Emekliler dinlenme evinde sohbetlerimiz olacak. Biz bu programın sabah namazı buluşması programının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle geçmişte bilgiye ulaşmak çok zordu. Şimdiki dönemde bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için biz yaşantımızla örnek olmalıyız. Çocuklarımıza hayırlı bir nesle emaneti bırakmak için çocuklarımızı sabah namazında buluşturmayı hedefledik. Kıymetli Aksaraylılar, Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği ve Aksaray Genç Önder İmam Hatipliler Derneği olarak Aksaray Belediye'mizin katkılarıyla 24 Aralık Pazar günü sabah namazında Kudüs için elleri semaya, dilleri duaya davet ediyoruz. İnşallah sabah namazından sonra Aksaray Belediye'mizin ikramları olacak. Çorba ikramı ve belediye dinlenme evinde, emekli dinlenme evinde çay ikramı olacak. Katkılarından dolayı ben Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ediyorum. Bütün Aksaraylı hemşerilerimizi duyarlılığa davet ediyorum. Anne baba, çoluk çocuk, dede nine 24 Aralık Pazar günü sabah namazında Ulu Cami'ye hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aksaray Evliyalarından Pir Ali Sultan Hazretleri'nin türbesi ve Araçzade Mescidi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın talimatıyla bakım ve onarımdan geçirilerek gün yüzüne çıkartılıyor. Anadolu'nun merkezi Aksaray'da ilahi aşk ve irfan tohumları eken Pir Ali Sultan Hazretleri'nin türbesi ve Araçzade Mescidi restore ve çevresini ıslah çalışmaları Aksaray Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda Pir Ali Sultan ile Araçzade Mescidi arasındaki iki ev kamulaştırılarak yıkıldı.
Aksaray Belediyesi imar tadilat sürecinde 3194 imar kanunu 18. maddesi uygulamasıyla restorasyon çalışmalarını hızlandırdı. Etrafındaki evlerin yıkılmasıyla gün yüzüne çıkan Pir Ali Sultan Türbesi ve Araçzade Mescidi restore çalışmalarında Aksaray Belediyesi, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Konya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'yla koruma imar planı onanması ve restorasyon projeleri hazırlanması için görüşmeleri tamamladı. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra şehrin sahip olduğu manevi değerlerine de sahip çıkmaya devam ediyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.